Washington'dan gelen yeşil ışıkla F-16 savaş uçaklarına kavuşacak olan Ukrayna'da pilotlar eğitimlere başladı. Avrupa Birliği yetkilileri F-16'ların Ukrayna'nın savunması için çok gerekli olduğuna dikkat çekti. NATO da Ukrayna'ya F-16 göndermenin NATO'yu savaşın tarafı yapmayacağını açıkladı. F-16 savaş uçaklarının gönderilmesine yönelik Washington'ın onayını alan Ukrayna'da pilotlar uçakların kullanımı için eğitime başladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell konuyla ilgili Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısı öncesinde konuştu. Nihayet birçok ülkede F-16 pilotlarının eğitimlerinin başlamasından dolayı mutluyum. Zaman alacak ama ne kadar erken olursa o kadar iyi. Ve avcı uçaklarının temini için bu kapıyı açtılar. Ve sonunda F-16 ile Leopard'lar geliyor. Çünkü Ukrayna'nın savunmaya devam etmesi için kesinlikle gerekli. Pilotların eğitimine hangi ülkelerde başlandığı yönündeki soruyu yanıtlayan Borrell, örneğin Polonya'da dedi. Borrell ayrıca Avrupa Birliği ülkelerinin Avrupa Barış Fonu kapsamında Ukrayna'ya 10 milyar euro askeri yardım sağladığını vurguladı. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise konuya ilişkin açıklamasında eğitim önümüzdeki aylarda ilerledikçe uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız demişti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Ukrayna'ya F-16 göndermenin NATO'yu savaşın tarafı yapmayacağını söyledi. Bu savaş saldırı savaşıdır. Ukrayna'nın kendini savunma hakkı vardır. Kendilerini savunuyorlar ve meşru müdafaa hakkı Birleşmiş Milletler tüzüğünde yer almaktadır. Ukrayna'nın bu hakkı korumasına yardım ediyoruz. Saldırılara karşı Birleşmiş Milletler hukukunu, uluslararası hukuku korumalarına yardım etme hakkımız bu. Bu NATO ve NATO müttefiklerini çatışmanın tarafı yapmaz.